spermler sayısı çok yavaşmış. Şimdi bir, ozon yağı, TET, ne demek? Ozon yağı, TET. Testis, epididimit, testosteron. Masaj yapıyorsunuz testislere ve cinsel organa. Kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle spermin kalitesi düşüyor. Çoban çökerten G seti artı ozon TET. Ozon TET. Ya bu özel bir yağ. Ozon yağ. Normal olarak sperm testislerde üretildikten sonra testis üstü bezesine gönderilir. Testis üstü bezesine epididimit denir. Epididimden pompa gibi yukarı pompalanır. Prostatın üst kısmında sperm torbası var. Orada depolanır meni. İlişki sırasında, ilişkiden önce o bu torba gibi sperm torbasındaki meni prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu sıvıyla karışır. Koyuluk ortadan kalkar, incelir. Yoksa prostat ameliyatı olanlarda ne olur? Cinsel ilişki sırasında işkence gibi olur. Çünkü o koyu olan meni boşalması zordur. Onun için prostat ameliyatı olanlar cinsel ilişkiden uzak durmaya çalışır. Çünkü rahatsız olur. Bir insanın vücut ısısı 37 derece ise testislerin ısısı 35 derece, 2 derece, 1,5, 2 derece düşüktür. Bu nedenle sperm üretildikten sonra yukarı pompalanır. Şimdi herhangi bir ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten, ondan bundan şundan dolayı testislerdeki damarlarda variz oluşursa buna varikozul denir. Yani orada kirli kan birikirse toplar damarda doktor ameliyat eder varikozul nedeniyle, ama çözüm olmaz. Ozon yağıyla masaj yaparsan, adamın biri askerlik yapmış, dönmüş Almanya'ya, mikrop kapmış, hijyenik olmayan bir ortamda, testisleri tavuk yumurtası kadar olmuş, şalvar giyiyorum abi, çok kötü durumdayım. Ozon yağı var, şalvara gerek yok. Dar pantolon giyemiyor, acıyor, çalışmazsa işten atılacak. Doktora gidiyor, antibiyotik yazıyor, daha kötü. Ozon yağı var, gökçek var, sorun yok. Çoban çökerten seti G artı ozon TET.